için yetenekli ve hırslı olmak gereken rekabet dünyasında yaşıyoruz. Ama dikkat, bu ikisi tek başına yeterli değil. Hayattaki en güçlü silah yüzünüz olabilir. Yaşam içinde binlerce insan görürüz ve ilk görünüşlerine dikkat ederiz. Ama yüze ne kadar dikkat ediyoruz? Yeni bilimsel araştırmalar görünüşümüzle ne kadar değerlendirildiğimizi ve bir insanın bakışlarının ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Zeka, yetenek ve mizah anlayışıyla donanmış olabiliriz. Ama bu özellikler başkasının çekiciliğiyle göz ardı edilebilir. Çirkin bir kızla çıkabilir miyim? Hayır, bunu yapamam. Hiç çirkin biriyle çıktım mı? Bir kere çok şişman bir kızı öpmüştüm, 12 yaşındayken. Gözler ve yüzü özellikle çok seviyorum. Fiziksel olarak çekici bulmadığım biriyle beraber olacağımı sanmıyorum. Vücut da önemli. İnsanların sevme, hareket şekilleri ve yüz ifadeleri. Gözleri çok seviyorum. İnsanlarla bağlantı kurmak için gözler gerçekten çok önemli. İçgüdüsel olarak çekici insanlardan hoşlanıyoruz. Amerika geleneğinde yakışıklı bir oyuncunun güzel bir amigo lideriyle beraber olması tesadüf değil. Peki nedir bu çekicilik? Bilim adamları kadınlara ve erkeklere bu çekiciliği tanımlamalarını istedikleri zaman, herkesin belirli konularda hemfikir olduğunu fark ettiler. İki cins de simetrik vücut, parlak ten ve gözleri tercih ediyor. Kadınlar uzun boylu, atletik yapılı, kare çeneli, uzun kirpikli ve büyük gözlü erkekleri tercih ediyor. Erkekler ince belli, dolgun dudaklı, elmacık kemikli, uzun kirpikli ve açık renk gözlü kadınları tercih ediyor. Neden bakışlar bu kadar önemli? Bu bizim kültürümüz mü yoksa bu şekilde mi bağlandık? Evrimsel psikologlara göre bunların hepsinin özü sekse dayanıyor. Birine bakıp yakışıklı veya güzel dediğimizde, bu aslında beynimizin onlara, bize çok uyduklarına dair cevabıdır. Ve muhtemelen beynimiz milyonlarca yıldır başkasında olan güzellik dediğimiz şeyi fark etmek için oluşturuldu. Karşı cinsin uygun elemanı kim? Kimden iyi ebeveyn olur? Kadınsa sağlıklı çocuklar büyütecek mi? Erkekse sağlıklı çocuklar yapmak için genler verecek mi? Bakışlar çok önemliyse onları fark etmeye ne zaman başlıyoruz? Sosyal psikologlar bazı şaşırtıcı sonuçlar elde etti. Bu doğuştanmış gibi görünüyor. Yeni doğan bebekler yüzlere veya yüz gibi görünen objelere sabitlenir. Daha çok yüz gibi görünen bir şeye bakmayı tercih ederler. Bebekler yüzleri sevebilir. Ama çekicilikle ilgileniyorlar mı? İlk yıllarda bebeklerin çekici insanları sevdiklerine dair kanıtlar var. Çekici buldukları insanlarla oynama ihtimalleri daha yüksek. Çekici olmayan insanlardan korkabiliyorlar. Ve stereotipleri ilk yıldan başlıyor. Güzellik yargısı başka yönde de işleyebilir. Bebeklerin, yetişkinlerin otomatik olarak karşılık verdiği bazı özellikleri vardır.
büyük gözler, yumuşak deri, saç, yumuşak yanaklar duyguları açığa çıkarır. Bu bizim onları koruma ve beslememizin doğal yöntemidir. Bebek sevimlileştikçe daha çok karşılık veririz. Sempatik çocuklar ailesi tarafından daha dikkatli ve şefkatli bakılmıştır. Sevimli çocuklar akranlar arasında daha popülerdir. Uslu durmadıklarında yetişkinler onlara daha nazik davranır. Kesinlikle sevimli olmak çok büyük bir avantajdır. Ah, aferin sana, çok güzel, evet, evet. İlk günden beri çekiciliğe önem veririz. Peki büyüdükçe yüzeyin altına bakmaya başlıyor muyuz? New York'taki Tucker Ortaokulu'nda öğrencilere bazı fotoğraflar gösterdik. Yarısı profesyonel modeldi, yarısı başarılı politikacı, iş adamı ve sanatçı. Ama bakışları odaklıydı. Modellerle başladık. Çocuklar iyi görünüşlerinin altındakini görebilecek miydi? Birine yardım edecek gibi duruyor. Kimseye kötü davranamaz. Mutlu. Bu çok sağlıklı görünüyor. Sigara içmiyor gibi görünüyor ve bakışları gerçekten çok iyi. Size bilmeniz gereken bir sürü şey anlatacak gibi duruyor. Bu adam akıllı görünüyor. Ondan hoşlandım çünkü güzel bir gülüşü var. Gözleri güzel. Güzel. Sidney olimpiyatlarındaki Afrikalı atletlerden birini hatırlatıyor bana. Sonra onlara Birleşmiş Milletler'in en rütbeli kadını, eski elçi Madeleine Albright'ı gösterdik. İstemediğiniz bir şeyi yapacak gibi görünüyor. Bence bu insan hiç de nazik birine benzemiyor. Aksi görünüyor ve iyi bir lider gibi değil. Daha sonra 1986 yılında Kraliçe Elizabeth tarafından rock yıldızı ilan edilmiş Bob Geldof'u gösterdik. Bundan nefret ettim. Korkutucu. Gerçekten bilmiyorum. İyi bir insan gibi görünmüyor. Ondan hoşlanmadım. Bilmiyorum. Çirkin. Modellerin kıyafetleri ve gülen yüzlerinin olumlu etkileri olmuş olabilir. Ama neden daha yardımsever, zeki veya sağlıklı göründüklerini açıklayamadılar. Deneyler bunun halo etkisi olarak bilinen güçten kaynaklandığını söylüyor. Halo etkisi, stereotipimiz olan çekici insanları etiketlemek için kullanılan bir tabirdir. Çekici insanlar birçok konuda olumlu olarak değerlendirilirler ve özellikle sosyal yönden daha yetenekli oldukları düşünülür. Bu halo etkisinin en güçlü olduğu kısımdır. Entelektüel olarak da çok başarılı, baskın ve iyi uyum sağlamış görünürler. Ve son kelime nazik. Ne-a-z-i-ke. Okula başladığımız andan beri çekici olmanın gücü işliyor. Öğretmenlerin çalışmaları onların sevimli çocukları daha popüler bulduğunu, sevimli çocukların sınıf arkadaşları arasında da daha popüler olduğunu gösterir. Tamam, şimdi tahtayı temizleyin. Çekici olmak hayatta birçok yönden kar sağlar. Bir teori de çekici insanların kendini yerine getiren ilham etkisi ürünü olduğudur. Çekici insanlara daha sıcak davranıldı ve daha sıcak, sevgi dolu davranılması beklenildiği belirlenmiştir. Başkalarının tavrı, beklenen tavrı gösterir. Norwich Askeri Akademisi'nde bu adaylar akli ve fiziksel sağlığın zirvesindeler. Aynı saç kesimi ve üniformayla herkes aynı durumda olabilir. Bir adayı diğerinden ayıran nedir? Sosyolog Alan Mazur, adayın bakışının fark yaratıp yaratmayacağını bilmek istedi. Bir lider, lider gibi göründüğü için mi öyle olur? Erkek egemenliği deneysel olarak ölçtüğümüz bir şeydir. Jüriye fotoğrafı gösterir ve bu insanın ne kadar lider olduğunu sorarız. Ve ne kadar takip eden olduklarını.
İnsanlar belirgin bir şekilde belli yüzlerin lider yüzlü, belli yüzlerinde onu takip eden olduğu konusunda tutarlılar. Baskın yüzler iyi görünümlüler. Çok yakışıklı olmalarına gerek yok. Genelde güçlü görünen yüzler. Sadece yüzü gördüğünüzde fiziğinden anlarsınız ki bu insan güçlü bir insan, zayıf değil. Bebek yüzlü değil, kepçe kulaklı değil. Yani bu genel bir kavram. Gördüğümüzde biliriz. Erkeklerin özellikleri erkeklik hormonlarıyla gelişir. Çoğunlukla ergenlikteki testosteron hormonu. Hadi! Hadi bunu yapabiliriz! Hadi! Maskülen bir yüz, erkek gücünü ve sağlığını gösterir. Liderlik yeteneklerini de gösterir mi peki? Mazur ve arkadaşları 1950'de mezun olmuş askerlerin eski kayıtlarını inceledi. Bu sınıf Kore ve Vietnam'da savaştı ve birçok askeri lider yetiştirdi. Askerlerin yıllıktaki portrelerine bakarak bazı yargılara vardı. Görünüşlerindeki baskınlığın kariyerlerini etkilediği oldukça açık. Genelde tipik kahraman görünümlü olan asker adayları, özellikle kariyerlerinin ilk ve son dönemlerinde üstleriyle birebir ilişkiye girdikleri zaman daha yükseğe ulaşmıştır. Tamam, böyle devam et, böyle devam et. Hadi. Birazcık daha kaldı. Biraz yukarı. Tamam, kendini çek, kendini çek. Bu adaylar neden akranlarından daha hızlı yükselmiştir? Bunu tahmin etmesi hiç zor değil. Belki de lider gibi görünenler o şekilde davranıyordur. Diğer bir ihtimalde gerçekte o kadar korkunç davranmıyorlar. Ama diyelim ki davranıyorlar ve tabii ki üçüncü ihtimal öyle olduklarını varsaydığımız için bu onlara yansıyor ve beklentilerimize karşılık vermek için öyle davranıyorlar. Burada önemli olan sonraki rütbeyi belirlemesi. Bir erkeğin bakışları aklımızı çelebilir. Ama bu fotoğrafın sadece bir yüzü. Çoğu türde dominant hayvan en büyüğüdür. İnsanlar için boy, güç ve arzulamayla doğru orantılıdır. Uzun boylu erkeklerin avantajları vardır. Kadınlara ideal erkek boyu sorulduğunda bu 1.80 ve daha yukarısıdır. Eşlerinden kısa olan erkeklerin oranı %1'den azdır. Boy sahada sizi büyük bir oyuncu yapabilir. Geçmiş 200 yılda sadece iki Amerikan başkanının boyu ortalamanın altındaydı. Tanrı sizi ve Amerika'yı korusun. Politika dünyasında zeki, otoriter ve sıcak liderler istiyoruz. Bu nitelikleri nasıl değerlendiriyoruz? Görünüşten gidiyoruz. Eski politik danışman Toby Berkowitz'e göre bu Birleşmiş Milletler'de diğer her yerden daha açıktır. İnsanlar politikacılardan resmi seçimleri oldukları için çok çekici olmalarını istiyorlar. Her şeyden önemlisi oy veren olarak referans grubu diye adlandırdığımız insanlar olmak istediği şeye oy veriyorlar. Çekici, güçlü, iyi görünümlü olmak istiyorlar. Bu bir tür arzuyu gerçekleştirme. Kendi olmak istedikleri şeyi orada görme olayı. Son zamanlarda oy veren insanlar, tartışılan konulardan çok onları temsil edecek insanları önemsiyorlar. 20. yüzyılda 3 Amerikan başkanı medyanın ilgi odağı oldular. John F. Kennedy kesinlikle karizmatikti.
Oldukça iyi görünümlüydü. Ama davranışları ve espri anlayışıyla Amerikan halkını daha da fazla etkiledi. Çok büyük bir ülkeyiz. Ama inanıyorum ki daha büyük olabiliriz. Bir de Ronald Reagan var. O çok farklıydı. Reagan, Amerikan halkı ve Kongre karşısında rol yapan oldukça ama oldukça iyi bir oyuncuydu. Kimse Reagan kadar iyi yazı okuyamıyordu. Reagan'ın çok iyi yazı okuması onun başkanlık meziyetiydi. İyi yazı okumak Reagan'ı etkileyici kılıyordu. Kimsenin size Amerika'nın en iyi günlerinin onunla geçtiğini, Amerikan ruhunun bittiğini söylemesine izin vermeyin. Tabii bir de Bill Clinton var. Clinton daha çok Kennedy tarafındaydı. İletişim kurmakta çok başarılıydı. Amerika'nın en insana yakın başkanı odur. Bence Clinton'ın insan sevgisi sahte değildi. Zaten insan sevgisini sahte olarak dışarı vuramazsınız. O halkını gerçekten seviyordu. Erkeklerimizin çekici olmasını istiyoruz ama kadın olmalarını istiyor muyuz? Çoğu ülkede kadın gücü hakim ama Amerika'nın hiç kadın başkanı olmadı. Bunun olmasını yakın gelecekte bekleyebilir miyiz? Amerika'daki kadın politikacılar gerçekten sorumlular. Çünkü çekici, ilgi kurabileceğiniz, bakabileceğiniz birini isterken diğer yandan da otoriter ve güvenilebilir bir politikacı da istiyorsunuz. Bunu yaratmak gerçekten çok zor. Amerika'da kadınlar otorite ve güven dengesini kurmak için çok çalışmalılar. Aynı zamanda güzel de olmalılar. Çünkü insanlar onları temsil eden insanların çekici olmasını ister. Güzel bir yüz, para, güç ve prestije davetiye olabilir. Harika bakışlar ve hırs dünyayı fethedebilir. Ama güzellik bir bahis oyunu ve onunla baş etme baskısı büyüyor. Tarih boyunca kadınlar güzelliği önemsediler ve güzel görünmek için ellerinden geleni yaptılar. Son günlerde güzellik nadide bir hediye değil, daha çok kadınların başarmayı umduğu bir amaç. Hayatın bütün alanlarında rekabet içerisindeyiz. İşte, ilişkilerde, görünüşümüzde. Kadınların özellikle çekici olması bekleniyor. Eğer biri güzel olmaya çalışmıyorsa tuhaf karşılanıyorlar ve yeterince hırslı olmadıkları düşünülüyor. Bu yarışta çoğalsak da eninde sonunda bu yüksek standartlar içinde yaşayamaz hale geleceğiz. Ve bu hayal kırıklığına neden olacak. Yarış küçük yaştan itibaren başlıyor. 12 yaşındaki Sagan Isdale, Texas'taki evinde yeni bir programın egzersizini yapıyor. Düzenli olarak dans ve modellik üzerine çalışıyor. Böylece çocuk güzellik töreninde yarışabilecek. Anne! Anne! Sanırım yaptım. Bu törenlerde güzellik, beceri ve sosyal yetenek değerlendiriliyor. Amerika'da 12 yaşın altında 100 binden fazla yarışçı var. Tina Isdale, çocukları Sagan ve 11 yaşındaki kızı Sterling ve 9 yaşındaki Summer'ı bebekliklerinden beri yarış için yetiştiriyor. Hepsiyle 1 yaşından önce daha bebekken çalışmaya başladık. Onları sahneye taşıyıp sunacağım. Benim hırsım ve umudum, eğer elçinin eşi veya halk arasında bir işe girerlerse, kendilerine güvenlerinin gelmesi. Kendilerini kalabalığın önünde sunabilmeleri, sosyal avantajlara sahip olacaklar.
Bazıları törenlerin gençler üzerinde çok büyük baskı oluşturduğunu düşünüyor Tina için. Çocuklar görünüşlerini kullanmayı ne kadar öğrenirse kendilerine o kadar güvenleri olur. Çocukların Cadılar Bayramı'nda kostüm giymelerine, diğer kızların yaptığı şeyleri yapmalarına, süslenip partiye gitmelerine izin veriyor musunuz? Süslenme konusunun yanlış bir tarafı olduğuna inanmıyorum. Yaptıkları şeyleri ne zaman yaptıklarını sınırlamak zorundasınız. İyi duruş bazen saç eklettiklerinde veya olmayan dişin yerine sahte diş taktıklarında bunda bazen yanlışlık görüyorum. Olmayan dişle yarışıyoruz. Bu onlara özgürlük ve eğlence vermek ile ilgili değil. Bu daha yaşlı kadınların mimik ve görüntülerini taklit eden küçük kızların imajını yaratmak meselesi. Doğru bakış, doğru saç, doğru kıyafetler, doğru mimikler fiziksel özellikleri içerir. Kültürümüz iç güzellik ve karakter özelliklerine karşı inanılmaz derecede yapmacık bir tavır sergiliyor. Oysa gerçek şu ki, dış güzellik olmadan insanların kendilerini gösterebilmeleri için hiçbir şansları olmayacak. Tina'nın yapmaya çalıştığı iş aslında çocukların eğitiminin bir parçasıdır. Bence yarışma esnasında ne yapmaları gerektiğini öğrenecekler. Hayatlarının geri kalanında bunu yapmalarını beklemiyorum. Ayrıca bunu gençliğe geçiş dönemleri boyunca yapmalarını da beklemiyorum. Bu süreçte burada öğrendikleri kendilerine izleyicilerin önünde ifade edebilmeleri. Venezuela'da güzellik ulusal bir takıntı. Venezuelalılar gelirlerinin %50'sini güzellik malzemelerine harcıyor. Güzellik lüks değil, gereklilik. Büyük bir olaydan önce Venezuela halkı güzellik salonlarına koşuyor. Caracas'ta başkanlık seçimlerinden önce kuaförler tamamen doluydu. Kimse kötü saçla oy kuyruğunda görünmek istemiyor. Venezuela kadını en süslü ve gösterişçi kadındır. Dünya ile değil, daha çok kendi görüntüsüyle ilgilenir. İyi görünmek için hepimiz bakımlı olmalıyız. Saçlarımız şekilli, tırnaklarımız manikürlü olmalı. Kıyafetlerimiz iyi görünmelidir. Venezuela'da şöyle bir laf vardır. Papazı kıyafetinden yargılayabilirsin. Ve bu ne yazık ki doğru. Çoğu insan diğerlerini görünüşüyle yargılıyor. Venezuelalıların %80'inin fakirlik sınırının altında olmasına rağmen çoğu yeni kıyafetler ve güzellik malzemeleri için bir kenara para koyar. Kendimize güvenimiz görünüşle çok ilgilidir. Fakir olabiliriz. Ama fakir ve temiziz. Fakir ve güzeliz. Fakir ama güzel kokuyoruz. Bu kültürde güzellik kraliçeleri sosyal başarının doruk noktasını oluşturur. Nüfusun %90'ı televizyondaki Miss Venezuela güzellik yarışmasını izler. Şimdi sıra erkeklerde. Venezuela güzellik kraliçelerini eğiten okul, Mr. Venezuela yarışması başvurularını kabul ediyor. Kadınlar gibi potansiyel Mr. Venezuela'lar da kıyafeti taşımayı, konuşmayı ve bakımı öğrenecekler. Herhangi bir fiziksel bozukluk estetik cerrah tarafından düzeltilecek. Kozmetik dişçi bütün kraliçelerin ve kralların gülüşlerini yaratıyor. Dişler düzeltilip parlatılıyor. Genellikle dişlerin arkasına gülüşü büyütsün diye sakızlar konuyor. Köyden bir kızı alırsınız, başkente gelir ve her şeyi düzeltilir. Dişi beyazlatılabilir,
biçimini değiştirebilir. Burnu ve her şeyi değiştirebilirsiniz. İşlenmemiş bir elmasken sonunda ince olabilirsiniz. Miss Venezuela'nın büyük yarışmayı kazanması hem güzellik hem de çok çalışmanın sonucudur. Günde 16 saat performansı ve görünüşü üzerinde çalışır. En son tacın sahibi Vanessa Cardenas, Miss World'e hazırlanıyor ve hayatının hiç kolay olmadığını söylüyor. İnsanlar kolay olduğunu söylediğinde bundan nefret ediyorum. Hiç kolay değil, çok zor. Çok çalışmamız gerekiyor. Sorumluluk, dakiklik ve disiplin gerektiren bir iş bu. Sadece güzellik değil, bütün kariyer. Vanessa, güzellik yarışmasında ne kadar başarılı olursa, sonraki ödülünün o kadar büyük olacağını biliyor. Astrid Carolina Herrera, 1984'te dünya güzeli olduğunda bu onu yıldız olmaya götürdü. Şimdi Venezuela'nın en tanınmış oyuncusu. Her zaman drama ve oyunculukla ilgilenmiştim. Ama hep çok uzak gelmişti. Gökyüzünde bir pasta gibi. Ama güzellik yarışmasını kazandığımda çok açık bir adımdı ve kaçınılmazdı. Venezuela'da güzellikle çok hızlı şekilde basamakları çıkabileceğinizin ve kısa zamanda zirveye ulaşabileceğinizin örnekleri çoktur. Her Miss Venezuela taklit edilmenin bir örneğidir. Çoğu kız Miss Venezuela olmak ve onları fakirlikten kurtaracağını, daha yüksek bir kademeye taşıyacağını bildiğinden güzel olmak ister. Venezuela'daki hemen hemen bütün kadınlar bunu hayal eder. AIDS için çare bularak değil, güzel olarak ünlü oluyorlar. Güzellik modern dünyanın bakış açısı. Venezuela'da güzellik kraliçesinin yükselmesinin sınırları yok. Irene Saez, Chacao'nun belediye başkanı olmadan önce Venezuela güzeliydi. 1998'de başkanlık için aday oldu. Kıl payı farkla başkanlığı kaçırdı. Irene, güzellik kraliçeliği için çalışmasının politik kariyerinin zeminini oluşturduğuna inanıyor. Güzelliğin sıradan değil. Biri sıradan olup her şeyi o şekilde görebilir. Benim durumumda bu muhteşem bir öğrenme deneyimiydi. Dünyayı gezmekti. Farklı kültürleri tanıma fırsatıydı. Bu ülkelerin başkanlarıyla tanıştım. Fakir insanları, değişik sosyal iletişim biçimleri gördüm. Bunların hepsi bana belediye başkanı ve başkan adayı olmamda çok fayda sağlayan bir disiplin anlayışı kazandırdı. Her zaman çok iyi görünümlü olabilir misiniz? Güzel bir kadın gerçekten ciddiye alınır mı? Eski stereotipler geçmişte kalmış olabilir. Büyüdüğüm 60'lı yıllara bakacak olursak, güzel görünmenin avantajları ve dezavantajları vardı. Bir kız sarışınsa ve büyük göğüsleri varsa, seksüel olarak çekici olabilirdi. Ama aptaldı. Şimdi güzel vücut, içinin de güzel olduğunun işareti. Örneğin, Gwyneth Paltrow, güzellik stili, zekası, soğukluğu, çoğalmasıyla örtüşüyor. Bu kadın gerçekten güzel ve zeki. Aptal sarışın olmadığı çok açık. Genç kızlar ona bakıp, insanların güzel olmak için 20 yıl önce ödediği kadar bedel ödemiyorlar. Çoğumuz güzellik yarışmasını asla kazanamayacağız. Ama bakışlar hala önemli. Dünyanın bazı yerlerinde yüzünüz bazı merdivenlere tırmanmanıza yardımcı olabilir.
New York, uluslararası iş başkenti ve dünyanın en çok rekabet olan çalışma yerlerinden biri. Tabii ki yetenek sahibi olmaya, hırsa ve iyi iletişim becerilerine yardımı olmuştur. Ama erkekler ve kadınlar, genç ve yaşlılar için bakışlarınız, özgeçmişiniz kadar önemlidir. Bence başarılı iş, kişinin ne kadar çekici olduğuna tamamen bağlı. Maaşları yüksek, daha çabuk terfi oluyorlar. Değişik alanlarda çalışıyorlar. Çekiciliklerinin işe yarayacağı alanlarda çalışıyorlar. Örneğin benim çalıştığım yeri ele alın. Öğretme ve araştırma alanı. Eminim ki daha yakışıklı olsaydım öğrencilerim beni daha çok dikkate alırlardı. Daha çok dikkate alsalardı daha çok öğrenirlerdi. Ve üniversitede daha başarılı bir öğretmen olurdum, maaşım yükselirdi. Sonuçta en önemli olan fikirdir ama pazarlama alanında fikirlerinizi fark etmeleri için başka bir şeye ihtiyacınız var. Daha çekici insanların terfi edilme olasılığı daha yüksektir. Daha başarılı olmaları ve oldukları yerden daha iyi bir pozisyona getirilmeleri de olasıdır. Çok çekici insanların kendine güveni daha yüksek oluyor. Dolayısıyla bu bir çeşit kendini tatmin etmek. Ürünlerinin daha iyi görünmesini sağlamak için iyi görünümlü insanları tercih ediyorlar. Bölüme bakmak, bölümü oynamak ve bölüm olmak zorundasınız. Dan Hammermesh, güzellik ekonomisi uzmanı. Amerika ve Kanada'da yaklaşık 4000 insanla çalıştı. Hepsi çekiciliklerine göre değerlendirildi. Eğitim, tecrübe ve diğer faktörler göz önünde bulundurulduktan sonra maaşları karşılaştırıldı. Güzel olan ve daha az güzel olan insanların maaşları arasında önemli bir fark vardı. Yakışıklı erkekler daha az yakışıklı olanlardan %12'den başlayarak %15'e kadar daha fazla maaş alıyorlar. Bu Amerika'daki eğitimde de açıkça görülüyor. Mesele şu ki ellerinde olan şu an bu ve razı olmak zorunda değiller. Cinsiyetimiz fark yaratabilir mi? Çoğu insan kadınların işlerine bağlılığının erkeklerden daha fazla olduğunu düşünüyor. Muhtemelen erkeklerin dünyası olduğu için kadınlarda bu daha önemli. Kadınlar için erkeklerden daha önemli. Bunun çifte standart olduğunu düşünüyorum ama çok doğru bir şey bu. Toplantılarda birini görürsünüz ki bilirsiniz çekici kadınlar ve bazı insanlar onu ciddiye almaz. Aslında istatistikler cinsiyetin eşit olduğunu gösterir. Çekici olmak kadınlar kadar erkekler için de önemli. Ama kadınlar bazı konularda erkekler ne kadar denerlerse denesinler asla elde edemeyecekleri bir güce sahiptir. Değişik makyaj, saç ve kıyafetle bu kadın tek günde kariyer kızından seks tanrıçasına dönüşebilir. İnsanlar bireylerin sadece daha fazla kazanması konusunu değil, şirketlerin neden onlara daha fazla maaş verdiğini de merak ediyor. Bir çalışmamızda Hollanda reklam şirketine baktık ve daha iyi görünümlü müdürlerin daha fazla kar sağlayıp sağlamadığını sorduk. Ve bu tip şirketlerdeki müdürlerin daha çok satış yaptığını ve daha çok kar sağladığını gördük. Fazladan %10 veya 15 gibi gelirden söz ediyoruz ki bu önemli bir miktar. Bu iyi görünümlü insanların işlerinde daha iyi olduklarını mı gösteriyor? İyi görünümlü bir müdür, çirkin insanların motive olmasında ilham kaynağı olabilir. Yeni müşteriler edinmede daha iyi olabilirim. Hizmetleri satmada daha iyi olabilirim. Ve bu sadece benim değil, bütün takımın daha iyi gelir edinmesini sağlar. Görünüş, reklam veya benzeri sektörlerde faydalı olabilir. Ama daha gösterişsiz sektörlerde? İnsanlarla iletişim kurduğunuzda biri ne yaparsa yapsın, müşterilerle iletişim halinde olmasanız bile diğer çalışanlarla iletişim halinde olursunuz. Ve bu işinizde ne kadar başarılı olduğunuzu etkileyecektir.
Hammermesh araştırması çekici olmayana karşı bariz bir ayrımcılık olduğunu gösterir. Gerçek çoğumuzun karşılaşmak istemediği kadar rahatsız edici. Sonuçta asıl soru, kötü görünüşlü insanlara yardım etmek için olumlu hareket planı istiyor mu? Örneğin çirkinliğe özürlülük diyebilir miyiz? Çok az fark görüyorum ve bunun tartışmaya çok açık olduğunu fark ediyorum. Bununla ırkın, dinin, etniğin, cinsiyetin temellerinin korunması arasında çok az fark görüyorum. Güzelliğe karşı asla bir kural olmayacak ama bakışlar aldatıcı olabilir. Gördüğün, sahip olduğun anlamına gelmeyebilir. Güzel bir yüz gördüğümüzde bakmaya şartlanırız. Ama ifade olmadan güzel bir gülüş ve yüz anlamsız ve boş görünebilir. Yüzümüz vücudumuzun diğer bölümlerinden daha çok bizi taşır. Biriyle tanışır tanışmaz ipucu için yüzüne bakarız. İlişki içinde olduğumuz insanlar hakkında pek bir şey bilmiyoruz. Ailemiz, arkadaşlarımız hakkında çok şey biliyoruz ama yeni tanıştığımız insanlarla ilgili bir şey bilmiyoruz. Şimdi aklın çözmek zorunda olduğu temel bir sorun var. İnsanla iletişime geçmek istiyor muyuz, istemiyor muyuz? Bir insanla mesafeyi korumak mı istiyoruz, onu daha iyi tanımak mı istiyoruz? Bu yüzden daha fazla bilgiye daha mantıklı davranmamızı sağlar. Güzel bir yüz hemen hemen her zaman olumlu görünür. Ama diğer yüz tipleri insanların size karşı algısını değiştirir. Örneğin bebek yüz. Çocuklar için olan şey yetişkinler için de bir lütuftur. Bebek yüzlü insanlar her yaşta olabilir. Bazı bebekler diğerlerinden daha bebek yüzlü, bazı 60 yaşında insanlar diğerlerinden daha bebek yüzlü oluyor. Bebek yüzlerin yuvarlak hatları, büyük gözleri, küçük burunları olur. Küçük çeneli ve geniş alınlıdırlar. Bebek yüzlü insanların tavırlarının çocuk gibi olduğu görülmüştür. Daha sıcak, etkili, daha uysal, daha saf, daha dürüst ve fiziksel olarak kesinlikle daha zayıf oluyorlar. Bebek yüzlüler maalesef stereotiple savaşmak zorundadır. Önerildikleri işler sahip oldukları tavırlara uyan işlerdir. Bebek yüzlü insanlar liderlik gerektiren işlere girmezler. Uysallık ve sevecenlik gerektiren işlerde çalışırlar. Bebek yüzlü insanlar çocuk gibi oldukları iddiasının üstesinden gelmek için çok iddialı olmak zorundalar. Bebek yüzlü biri jürinin önüne geçmeden önce görünüşleri, sonuçları saptırabilir. Çekici insanlar tipik dava salonlarında sevilebilir. Bebek yüzlü insanlarınki ise neyle suçlandıklarıyla ilgilidir. Sanık ne kadar bebek yüzlüyse, kasti suçlarda suçlu bulunması o kadar az ihtimaldir. Diğer yandan, ihmalkar suçlarla durum değişir. Suçlu bulunması daha büyük bir ihtimaldir. Bu, profile uyan bir vaka. Yani Louise Woodward. Tamamen bebek yüzlü. Yuvarlak hatları var. Büyük gözleri var. Yargıca göre onu ihmalkar suçtan suçlu bulmak ve cinayet gibi kasti suçtan suçlamaktan daha makuldü. Yüzünüz, kendiniz hakkındaki düşüncelerinizi ve insanların sizin hakkında ne düşündüğünü etkiler. Eğer bir şeyler ters giderse, darbe büyük olabilir. Clara Newbury, 5 yıl önce duyma bozukluğu için ameliyat olurken, yüz sinirleri zedelendi ve yüzü felç oldu. Düzeltme ameliyatı ve fiziksel terapiden sonra, yüzünün bazı kaslarını kullanabilmeye başladı. Dış dünyaya göre Clara normal ve çekici bir kadın. Ama bu zor bir süreç oldu. Konuşmayı tekrar öğrenmem gerekti. Çünkü sol dudağım düzgün çalışmıyordu.
Sol gözüm sağ gözüm gibi kırpmıyordu. Kendi kendine kapanıyordu ama tamamıyla kapanması için kendim kapatmam gerekiyordu. Kimseyi öpemiyorum artık çünkü dudaklarım düzgün çalışmıyor. Bu sizi çok etkiliyor, bilirsiniz. Birçok yönden. Üzerine çok düşünmüyorsunuz çünkü bu sizin için doğal bir şey. Evet, şimdi gözlerine kapatıcı süreceğim. Clara, sosyal hayatını düşündüğü zaman gözlerin üzerinde olacağını ve yargılanacağını biliyordu. Biriyle ilk çıkmaya başladığımda bu çok zordu. Çünkü tek düşündüğüm şey, karşımdakinin yüzümü görünce ne düşüneceği oldu. Biriyle dışarı çıktığımda yemek yerken her zaman sol tarafımın duvara dönük olmasına dikkat ediyordum. Başkasının fark edip fark etmediğini bilmiyorum. Çünkü kimse bu konuda bir şey demedi. Açar mısın? Saç stilimi değiştirdim. Kütü aşağı doğru kestirdim. Alnıma doğru. Çünkü sağ ve sol tarafımın kırışıklığı farklıydı. 45 yaşındayım ve yaşlanıyorum. Yüzüm nasıl değişecek? Sol tarafım farklılaşıyor. Yüzümün iki tarafı farklı olacak. Bu gerçekten çirkin. Bu konuda çok endişeliyim. Ameliyattan önce Clara yüzünü ne kadar küçük gördüğünün farkında değildi. Far yeterli mi? Yüzünüz herhangi biriyle olan ilişkinizde çok önemli. Biriyle ilk tanıştığınızda gülüyorsanız daha iyi hissedersiniz. Yüzünüz asıksa insanlar suratsız olduğunuzu düşünür. Her zaman arkadaş canlısı ve dışa dönük oldum. İnsanlara gülmeyi sevdim. Küçük çocuklara gülmeyi sevdim. Ama eskisi kadar gülmüyorum. Ve bu beni gerçekten rahatsız ediyor. Gülüşüm eskisi gibi değil. Görüntünüz kendiniz hakkında ne hissettiğinizi etkiliyor. Kişiliğimi değiştirdi. Eskisi kadar mutlu görünmüyorum. Hepimiz güzel olmak isteriz. Hepimiz yüzümüzde veya bedenimizde bir noktadan memnun değilizdir. Ama hala biliyoruz ki insanlar parçalarından daha fazlası. Biriyle tanışırsınız. Önce gerçekten iyi görünürler. Sonrasında bir süredir arkadaş olduğunuz için artık umursamazsınız. Sadece kendileri olurlar ve artık pek de önemli değildirler. Bence ilk bakışta çok da çekici görünmeyen kadınlar muhtemelen en güzel insanlardır. Dolayısıyla hangileri olduğunu siz bilirsiniz. Çoğu zaman pek de güzel olmayan biri kişiliğini tanıdıktan sonra size daha güzel gelir. Kız arkadaşımla ilk tanıştığımda onun için güzel der miydim bilmiyorum ama şu anda bana kesinlikle güzel geliyor. Şimdiki kız arkadaşımla telefonda tanıştık. Birbirimizi iki hafta boyunca hiç görmedik ve ilk görüşmemize kadar zaten çoktan aşık olmuştuk. Her şey yolundaydı. İkimiz de mutluyduk çünkü birbirimizin içindeki gerçek kişiyi daha öncesinde tanımıştık. Birinin kişiliğiyle ilgili bir şey. Yani bazı karakter özellikleri bazı nedenlerle beyninizde bir şeyleri fişekliyor ve sizin farklı bir şekilde tepki vermenizi sağlıyor. Ve şunu da fark ettim ki benim mesleden bu insanları eğer yolda yürürken görsem belki kale bile almazdım. New York Üniversitesi psikologlarından Rand Hassan, algılarımızın insanlar hakkında bildiklerimize göre nasıl değiştiğiyle ilgili daha fazla şey öğrenmek istedi. Sadece yüzden tavırları anlamayız. İnsanın kendi tavrı da yüzüne yansır. Örneğin birine aşık oldunuz ve onun yüzünün çok güzel olduğunu düşünüyorsunuz. Bu size mutluluk getirir. Bir kadında veya bir erkekte her şeyi seversiniz. Ama sonra aniden aşkınız bittiğinde onun yüzü değişir. Artık aynı yüz değildir. Tabii ki yüzde gerçek olarak hiçbir şey değişmez. Sadece o insan hakkında bildikleriniz değişir. Yakışıklılığın dışında aynı yüzde değişik karakterler de tarif edilebilir. Bir grup için tanımlamalar oldukça sertken, diğer grup aynı resim için çok nazik tanımlamalar yapıyor. Kişilerin özelliklerine göre değişiklik gösterebiliyor.
Çekicilik farklı algılanabiliyor. Aslında yüzler aynı olmasına rağmen sert tanımlamalar getirenler, çekicilik konusunda nazik tanımlamalar getirenlerden daha pasif. Sonuç olarak yüzler kişilerin karakterlerini tanımlamak konusunda gerçekten çok farklılık gösterebiliyor. Güzelliğe karşı ön yargılı olabiliriz ama her zaman güzelliğe kanmayız. Güzel bir görünüm bütün hayat boyunca gidebilir. Ama yüzümüzün gerçek değeri her zaman var olacak. Muhtemelen beynimiz milyonlarca yıldır başkasında olan güzellik dediğimiz şeyi fark etmek için oluşturuldu. Karşı cinsin uygun elemanı kim? Kimden iyi ebeveyn olur? Kadınsa sağlıklı çocuklar büyütecek mi? Erkekse sağlıklı çocuklar yapmak için genler verecek mi? Bakışlar çok önemliyse onları fark etmeye ne zaman başlıyoruz? Sosyal psikologlar bazı şaşırtıcı sonuçlar elde etti. Bu doğuştanmış gibi görünüyor. Yeni doğan bebekler yüzlere veya yüz gibi görünen objelere sabitlenir. Daha çok yüz gibi görünen bir şeye bakmayı tercih ederler. Bebekler yüzleri sevebilir. Ama çekicilikle ilgileniyorlar mı? İlk yıllarda bebeklerin çekici insanları sevdiklerine dair kanıtlar var. Çekici buldukları insanlarla oynama ihtimalleri daha yüksek. Çekici olmayan insanlardan korkabiliyorlar. Ve stereotipleri ilk yıldan başlıyor. Güzellik yargısı başka yönde de işleyebilir. Bebeklerin, yetişkinlerin otomatik olarak karşılık verdiği bazı özellikleri vardır. Büyük gözler, yumuşak deri, saç, yumuşak yanaklar duyguları açığa çıkarır. Bu bizim onları koruma ve beslememizin doğal yöntemidir. Bebek sevimlileştikçe... olarak çekici bulmadığım biriyle beraber olacağımı sanmıyorum. Vücut da önemli. İnsanların sevme, hareket şekilleri ve yüz ifadeleri... Gözleri çok seviyorum. İnsanlarla bağlantı kurmak için gözler gerçekten çok önemli. İçgüdüsel olarak çekici insanlardan hoşlanıyoruz. Amerika geleneğinde yakışıklı bir oyuncunun güzel bir amigo lideriyle beraber olması tesadüf değil. Peki nedir bu çekicilik? Bilim adamları kadınlara ve erkeklere bu çekiciliği tanımlamalarını istedikleri zaman, herkesin belirli konularda hemfikir olduğunu fark ettiler. İki cins de simetrik vücut, parlak ten ve gözleri tercih ediyor. Kadınlar uzun boylu, atletik yapılı, kare çeneli, uzun kirpikli ve büyük gözlü erkekleri tercih ediyor. Erkekler ince belli, dolgun dudaklı, elmacık kemikli, uzun kirpikli ve açık renk gözlü kadınları tercih ediyor. Neden bakışlar bu kadar önemli? Bu bizim kültürümüz mü yoksa bu şekilde mi bağlandık? Evrimsel psikologlara göre bunların hepsinin özü sekse dayanıyor. Birine bakıp yakışıklı veya güzel dediğimizde, bu aslında beynimizin onlara, bize çok uyduklarına dair cevabıdır. Ve için yetenekli ve hırslı olmak gereken rekabet dünyasında yaşıyoruz. Ama dikkat, bu ikisi tek başına yeterli değil. Hayattaki en güçlü silah yüzünüz olabilir.
Yaşam içinde binlerce insan görürüz ve ilk görünüşlerine dikkat ederiz. Ama yüze ne kadar dikkat ediyoruz? Yeni bilimsel araştırmalar, görünüşümüzle ne kadar değerlendirildiğimizi ve bir insanın bakışlarının ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Zeka, yetenek ve mizah anlayışıyla donanmış olabiliriz. Ama bu özellikler başkasının çekiciliğiyle göz ardı edilebilir. Çirkin bir kızla çıkabilir miyim? Hayır, bunu yapamam. Hiç çirkin biriyle çıktım mı? Bir kere çok şişman bir kızı öpmüştüm, 12 yaşındayken. Gözler ve yüzü özellikle çok seviyorum. Fiziksel olunca daha çok karşılık veririz. Sempatik çocuklar ailesi tarafından daha dikkatli ve şefkatli bakılmıştır. Sevimli çocuklar akranları arasında daha popülerdir. Uslu durmadıklarında yetişkinler onlara daha nazik davranır. Kesinlikle sevimli olmak çok büyük bir avantajdır. Ah, aferin sana, çok güzel, evet, evet. İlk günden beri çekiciliğe önem veririz. Peki büyüdükçe yüzeyin altına bakmaya başlıyor muyuz? New York'taki Tucker Ortaokulu'nda öğrencilere bazı fotoğraflar gösterdik. Yarısı profesyonel modeldi, yarısı başarılı politikacı, iş adamı ve sanatçı. Ama bakışları odaklıydı. Modellerle başladık. Çocuklar iyi görünüşlerinin altındakini görebilecek miydi? Birine yardım edecek gibi duruyor. Kimseye kötü davranamaz. Mutlu. Bu çok sağlıklı görünüyor. Sigara içmiyor gibi görünüyor ve bakışları gerçekten çok iyi. Size bilmeniz gereken bir sürü şey anlatacak gibi duruyor. Bu adam akıllı görünüyor. Ondan hoşlandım çünkü güzel bir gülüşü var. Gözleri güzel. Güzel. Sidney Olimpiyatlarındaki Afrikalı atletlerden birini hatırlatıyor bana. Sonra onlara Birleşmiş Milletler'in en rütbeli kadını, eski elçi Madeleine Albright'ı gösterdik. İstemediğiniz bir şeyi yapacak gibi görünüyor. Bence bu insan hiç de nazik birine benzemiyor. Aksi görünüyor ve iyi bir lider gibi değil. Daha sonra 1986 yılında Kraliçe Elizabeth tarafından rock yıldızı ilan edilmiş Bob Geldof'u gösterdik. Bundan nefret ettim. Korkutucu. Gerçekten bilmiyorum. İyi bir insan gibi görünmüyor. Ondan hoşlanmadım. Bilmiyorum. Çirkin. Modellerin kıyafetleri ve gülen yüzlerinin olumlu etkileri olmuş olabilir. Ama neden daha yardımsever, zeki veya sağlıklı göründüklerini açıklayamadılar. Deneyler bunun halo etkisi olarak bilinen güçten kaynaklandığını söylüyor. Halo etkisi, stereotipimiz olan çekici insanları etiketlemek için kullanılan bir tabirdir. Çekici insanlar birçok konuda olumlu olarak değerlendirilirler ve özellikle sosyal yönden daha yetenekli oldukları düşünülür. Bu halo etkisinin en güçlü olduğu kısımdır. Entelektüel olarak da çok başarılı, baskın ve iyi uyum sağlamış görünürler. Ve son kelime nazik. Ne-a-z-i-ke. Okula başladığımız andan beri çekici olmanın gücü işliyor. Öğretmenlerin çalışmaları onların sevimli çocukları daha popüler bulduğunu, sevimli çocukların sınıf arkadaşları arasında da daha popüler olduğunu gösteriyor.